Leyla kibirli bir kızdı. Namazını riya yapmak için kılardı. Aynı zamanda bir öğretmendi. Sabah namazından sonra çıktığı okul yolundan ikindi namazından sonra dönerdi. Okula giderken gelirken onu izleyen bir genç vardı. Bu genç Leyla'yı seviyordu ancak Leyla'nın giyimine dikkat etmemesi ve kız erkek herkesle rahat rahat şakalaşması onu biraz endişelendiriyordu. Bir gün kız kardeşini Leyla'ya bazı nasihatler vermesi için göndermişti. Ayrıca onu sevdiğini de iletecekti. Ancak Leyla, "Eylemlerimde özgürüm" diyerek hiç nasihate yanaşmadı. Leyla okula geç kaldığı bir günde otobüs şoförü sabah 8'de evinin önüne geldi. Bu sırada genç işe gitmek için arabasına biniyordu. Haliyle her zaman bindikleri otobüste Leyla'dan başka kimse yoktu. Leyla arkadaşlarını sorduğunda onları daha önceden bıraktığını söyledi. Leyla kafasını koltuğa yaslayıp uyumaya başladı. Birazdan bozuk yollar Leyla'yı uyandıracaktı. Burası şehrin dışında ıssız bir yerdi. Şoför de aşağıdaydı. Leyla çok korktu ve ona nereye gittiğini sorunca şoför pis pis gülerek kahkahalarında "Otobüste beni çok eğlendiriyordun. Haydi şimdi de eğlendir. Önce bana ümit ver, sonra da benden kaç. Beni aldattın. Senden istediğimi alana kadar seni bırakmayacağım" dedi. Leyla avazı çıktığı kadar imdat çığlıkları atmaya başlamıştı ancak nafileydi. Yakınlarda duyabilecek kimse yoktu. İşin sonunda onu öldüreceği kesin gibiydi. Leyla o anda "Bırak da iki rekat namaz kılıvereyim o zaman" diyiverdi. İzin verince namaza durdu ama ne namazdı. Baştan sona huşu ve hudu içindeydi. Namazdan sonra gözyaşları içinde dua etti. O anda arabasıyla genç belirdi. Şoförü birkaç hamleyle yere serdi. Sonra Leyla'yı arabasına alarak oradan uzaklaşmaya başladı. Leyla bir taraftan ağlıyor, diğer taraftan "Allah'ım sana şükürler olsun, Allah'ım sana şükürler olsun" diye tekrar ediyordu. Biraz sakinleştikten sonra genç ona "Ben şoförü yalnız görünce geç de olsa peşine düştüm. Artık hayatınıza yeni bir sayfa açmalısınız. Cenab-ı Allah bir ayet-i kerimesinde şöyle buyurmuştur. Eğer Allah'tan korkuyorsanız yabancı erkeklere karşı çekici bir eda ile konuşmayın. Sonra kalbinde hastalık bulunan kimse ümide kapılır." Leyla, "Haklısınız. Allah'a tövbe ettim. Kalan ömrümde ona isyan etmeyeceğim" dedikten sonra da onu sevdiğini söyledi. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون.